Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Emma ba'd fi ibadallah. أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşetmiş olduğu en değerli nimetlerden bir tanesi de merhamet duygusudur. Merhamet, Rabbimizin Rahman isminin bir tecellisidir. Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranabilmektir. Merhamet, kalpleri kin, öfke ve intikam gibi hastalıklardan temizleyebilmektir. Gönülleri sevgi, saygı ve affın güzelliğiyle tezyin etmektir. Can taşıyan her bir varlığa, hatta bütün kainata muhabbet nazarıyla bakabilmektir. Değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en belirgin özelliği, onun merhamet ve şefkatidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranış şekli bizlere şöyle anlatılmaktadır. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin en hayırlınız ailesine karşı en güzel davranımınızdır buyurmaktadır. Yine bizlere merhametli olmayı emretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara karşı olan şefkat ve muhabbetini ise çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Hazreti Enes bizlere şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü beni bir kez olsun azarlamadı, kalbimi kırmadı. Bana karşı sürekli evladım, yavrucuğum gibi gönül alıcı, sevgi dolu ifadelerle hitap etti. Kıymetli kardeşlerim, her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır buyuran Allah Resulü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi elbette ki hayvanlar da nasibini almıştır. Rahmet elçisinin insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterilmesi tavsiye edilmektedir. Onların uygun ortamlarda yaşama ve barınma hakları gözetilmektedir. Ancak hayvanların hakkı korunurken, mükerrem bir varlık olan insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir. İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar, cadde ve sokaklarımızda başıboş bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya saldırgan hayvanlardan, başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur. Değerli kardeşlerim, şiddet, öfke,
kin ve nefretin yürekleri işgal ettiği günümüzde, merhamet medeniyetinin birer mensubu olarak bizlere düşen rahmet peygamberinin mesajlarına yeniden sarılmaktır. Ben ancak rahmet olarak gönderildim buyuran Allah Resulü'nün ilim, hikmet ve irfan mektebinde gönüllerimizi eğitmektir. O halde geliniz asrımızın en büyük hastalığı haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, yaşlılarımıza, çevremize ve bütün canlılara karşı vicdanlı ve merhametli olmayı yeniden hatırlayalım. Gönlümüzde merhamet pınarları çağlasın. Kalbimizde merhamet adlı bir çınar büyüsün. Şefkat ve rahmet kaplasın dört bir yanımızı. Ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun yeniden. Hutbemi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün mahlukata merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Kâle aleyhissalâtu vesselâm اَتَّاَيُّ مِنَ الذَّمِّ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اَسْتَغْفُ اللّٰهِ الْعَظِيمَ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيقِ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ